Sayın Genel Başkan ve çok değerli konuklar, hepinizi İstanbul'da ağırlamaktan çok mutluyum. Sizi şu an ağırladığımız binamız yaklaşık 7 milyon abonesi olan İstanbul'un su ve kanalizasyon şirketinin idaresinin genel merkezi. Bugün randevularımı burada planlamıştım. Dolayısıyla bu değerli kurumumuzu siz çok kıymetli başkan ve heyetiyle de paylaşmayı bir fırsat olarak yakalamış oldum. Günde 3 milyon 300 bin litre civarında su veriyoruz. Pardon, 3 milyon 300 bin metreküp civarında su veriyoruz İstanbul halkına bu kurum vasıtasıyla. Ve doğudan 250 kilometre, batıdan da yaklaşık 150 kilometreden su hatlarımız ve borularımızla İstanbul'un merkezine su taşıyarak farklı barajlardan, yaklaşık 10-11 barajdan İstanbul'a su koordine eden bu büyük şirketimizi buradan yönetiyoruz. Dolayısıyla hem temiz su sağlama hem de atık suyu da atığı da temizleyerek tekrar İstanbul'un sürdürülebilirliğine büyük katkı sunan İSKİ şirketimizdeyiz. Elbette iklim değişikliği meselesinin hem Türkiye'nin hem İstanbul'umuzun ama biliyorum ki hem Almanya'nın hem de bütün dünyanın en önemli meselelerinin başında. Ve bu konuya biz de çok büyük yatırım yapıyoruz. 5,5 yıldır olan görevimiz döneminde. Sizleri ağırlamak benim için büyük bir keyif, büyük bir onur. Daha önce de birlikte olduk. Değerli dostlarımızla da bir arada bulunduk. Dolayısıyla İstanbul'da sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin de başkanı olarak yine Almanya'nın tarihi Sosyal Demokrat Partisi SPD'nin genel başkanını ağırlamak heyetiyle gerçekten benim için de çok büyük onur ve keyif. Tekrar bütün katılımcılara hoş geldiniz demek isterim. Ve tabii Almanya ve Türkiye yüzyılları aşan dostluk ilişkisinde özellikle 1960'ların başında başlayan iş gücü göçüyle beraber çok daha içten içe bir ilişkiyi yaşamasını hep beraber gördük ve yaşadık iki ülke olarak. Artık dünyada Türkiye ve Almanya ilişkilerinin statüsü çok az iki ülkede vardır diye düşünüyorum. Çünkü çok iç içe geçmiş, çok değerli ilişkileri taşıyor iki ülke. Farklı rakamlar söyleniyor ama 3,5 milyon civarında insanımızın artık Almanya'nın bir insanı, vatandaşı olarak orada mutlu olacak, orada huzurlu olacak, orada üretecek, orada yaşayacak bir pozisyonda olması elbette bizi sadece oradaki 3,5 milyon Türk vatandaşının mutluluğu değil, aslında bütün Almanya'nın mutluluğunun veya iyi bir huzur içerisinde yaşayan ülke olması çerçevesinde de ilgilendiriyor. Çünkü kader birliğinin içerisinde olan artık insanlar, onlar da Almanya'nın birer vatandaşı. Bu yönüyle önemsiyorum. Tabii bir başka yönüyle de ele aldığımız bir ilişkimizi açmak isterim. Kardeş şehirleri İstanbul'da buluşturmak arzusundayız. Bu konuda son ziyaretimizde yaptığımız toplantılarda böyle bir karar aldık ve bunun çalışmasını yürütüyoruz. Bir küçük takvim değişikliğiyle birlikte yakın zamanda takvimi netleşecek ve
İstanbul'da Türk-Almanya kardeş şehirler buluşmasını sağlayacağız. Ve inşallah inanıyorum ki bu diyalog ve işbirliği buluşması çok tarihi bir buluşmaya dönüşecek. Ben bunu çok önemsiyorum ve buna güçlü bir hazırlık yapmak istiyorum. İki ülkenin ilişkisi üzerinden şehirlerin ilişkilerini yorumlamak, sadece orada yaşayan yurttaşlar değil, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşmak ve birbirini destekleyen bir duyguyla da geleceğe çok medeni çerçevede, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, eşitlik çerçevesinde ve demokrat bir dünya var etme noktasında nasıl müşterek adımlar atılabilir perspektifiyle bakan bir buluşma olsun istiyorum. Tabii açıkçası bu Avrupa'da özellikle son dönemde aşırı sağın ve popülist siyasetin yükseliş döneminin tam da gündemi yüksek seviyede varken dün partimizle, genel başkanımızla imzaladığınız ortak mutabakat metnini çok değerli buluyorum. Tabii biz az önce söylediğim o prensipler çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifiyle katılım müzakerelerinin en güçlü şekilde başlamasına destek verdiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu yönüyle ben sizlerle sık sık bir araya gelmeyi, bütün sadece Almanya değil Avrupa'da da sosyal demokrat anlayışın bireyleriyle bir araya gelmeyi, demokrat anlayışın sahibi hukukun üstünlüğüne inanan insanlarla bir araya gelmeyi ve bunun gerçekten dünyanın barışına ve huzuruna da katkı sunacağını bilerek önemsiyorum ve buna daima devam edeceğini de bilmenizi isterim. Açıkçası tekrar belki sohbet ve soru çerçevesinde konuşacaklarımız vardır ama Türkiye'nin tüm Almanya şehirleriyle İstanbul'un başta kardeş olduğu Berlin ve Köln ama bütün şehirleriyle olan diyaloğunu, ilişkisini en üst seviyeye taşıma hususunda da partinizin, parti üyelerinizin, milletvekillerinizin tümüyle desteğini elbette istiyoruz. Hepinizi tekrar memnuniyetle karşıladığımı ve hoş geldiniz diyerek sözü size bırakmak isterim.